Peki var mı? Gerçek masa sen istedin yapıyor mu? Yapabildi peydivan arkadaşlar. Nice. Yemek yemeye geldik ama... Bu ilk çaynaya. Cirak abi sevmeyelim o zaman. Marco abimi göster. İtalyan Marco abim. Nasıl? Birazcık mide sarsak olduğu için çok yiyemiyor. Matematik aralığında 502 bin. Burada 38 bin falan. Daha küçük burası. Buradan paylaşıyor. Evet. Şimdi geldi. Bunun üzerine tavuklar takılmıştı. Bayağı güzeldi arkadaşlar yani. Bu beni huzursuz etmedi, yiyebildim. Ama ben kendime en basic şeyi seçtim. Pilavlı tavuklu bir şey vardı. Onu seçtim bakalım. Bu da İtalyan bir abi var, abi sayılır yani. Marco diye. Çok tatlı arkadaşlar. Ben bugün biraz modum çok küçük. O yüzden sizle tam video şey yapamadım ama. Arkadaşlar dünyanın en basit yemeğini söyledim. Muhtemelen buraya gelen kimse bundan yemiyordur ama ya şöyle bir yere gelip şöyle bir şey getirmişler. Kuyu pilavı. Yani kuyu abi yani sunumunda bir garip bir şey. Neyse bakın ama bayağı deep yani şey derin. Yasemin çayımız geldi. Yemekten sonra Türk kahvesi içmemiz gibi bunlar da Yasemin çayı içiyor. Hazır değil. Arkadaşlar aylar sonra vlog ama Yağmur'un bu haliyle son Ikea yemeği. Öğretmen Yama okuldan geldi. Yarın Yama balım benim nikahlı karım olacağı için. Yarın Yama kurt olacak. Logaritmalar bugün şeyden çıkacak, matbaadan. Ben onları imzalayacağım. İlk yüzünüze imzalıydı. Teyzeye iyi bakın, anlatacağım. Çek teyzeye. Olmaz, çekemem. Bu kadar yeter. Şimdi ben dondurma istedim. Sen konuş, duyuyorlar. Ben dondurma istedim. Sonra kasada bir tane adamın dondurması vardı. Teyze bunu gördü. Dedi ki ben de dondurma istedim. Şundan istiyorum. Karamel. Bir tane de pıstık. Koymayacağım. Şuraya dondurma için bir yer açalım. Arkadaşlar fasiküller geldi. Burada 100 tane var. Bu ilk satın alan 100 kişi. Ha bunu hatta story'me de atayım. İlk 100 burada diye imza atacağım diye. Burada ilk 100 var. Birazdan imza alacağım. Fotoğraf da çektim. Paylaşacağım zaten. Şimdi imzalarımızı atacağız. İsimlerinizi okuyup hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar bugün dünyanın en heyecanlı günlerinden birisi. Çünkü ayın 17'si. 17 Mart Yağmur'la benim sevgililik yıl dönümümüz. Ben hazırlanacağım. Yalnız size şunları göstereyim. Siz bu videoyu izlerken bakın burada da böyle bir şey var ama. Obitol tişörtümü giymeden olmaz. Mutlaka giyeceğim. Bu benim için şanslı, uğurlu tişörtüm. Bugün nikahlanıyorum. Nikaha gideceğiz. Ayakkabılarımı hazırladım. Kıyafetlerim burada. Birazdan giyineceğim. Ve biz nikahtan sonra Yağmur'la Eskişehir'e gideceğiz. O yüzden orada nikah olacak. Ailelerimizle birlikte biraz zaman geçireceğiz. Ondan sonra fotoğraf çekileceğiz. Ve nikahın olduğu yerin de bizim için yine bir önemi var. Bunların hepsini anlatacağım. Ama sürekli böyle elimi alıp vır 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 konuşmak istemiyorum. O yüzden yaklaşık bir saat sonra giyinip çıkmış olmam lazım. Hızlı bir vlog başlangıcı diyelim. Ve şu videomu da yükleyeyim. Çünkü dışarı Eskişehir'e gideceğiz. Orada hani video yükleme falan filan, onlarla uğraşmak istemiyorum. Yamo'yu bekliyorum. Bakın gül taktım buraya. Şeyle geliyor genelde insanlar arkadaşlar. Buraya. Şimdi buraya bir tane Mazda RX-7 geldi. Dehşet güzel görünüyor. Spoilerli falan, inanılmaz güzel. Normalde dediğim gibi insanlar düğün kıyafetleriyle geliyor ama biz bizim için sıradan bir gün gibi değerlendirdiğimizden dolayı, hani düğünümüz de olacağı için burası birazcık daha böyle tatlı, keyifli bir zaman geçireceğimiz bir yer olduğunu düşündük. O yüzden daha böyle şey giyindik. Ne bileyim, şık. Ama siyah giymek istedik. Mesela Yağmur öyle istedi. Biraz alışılmışın dışında olsun diye. Yağmur'u bekliyorum, gelecek. O da siyah, ben de siyah. Gülümüz beyaz bu sefer bizim. Daha gelmediler. Bakalım, bekliyoruz. İlkan abi, şahidim İlkan abi bu arada. Aa gelmişler, hadi bay bay. Karşıdan ayakta dursun. Ben alırım sana. Tuğ çiçeğim bende. Bir daha sonra evlendi çocuk. Aslında kalmadan sevgili Tunç Kurt ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Geldi, bilginiz olsun. Sayın Tunç Kurt, kendi özgür iradenizce hiç kimsenin baskısı ve etkisi altına kalmadan sevgili Yağmur Köfter ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Bas bas! Evet. Ben sadece sayın kömürcü, sayın dede, duyduğunuz güzel evetleri şahitlik yapıyor musunuz? Evet, yapıyorum. Ben de sizlere hayır.
öyle Eskişehir'e gidiyoruz. Çok anlık gelişen bir kararla. Evet. Merhaba, benim adım Yağmur Kurt. Kar aldık şimdi. 4 nolu perondan binecekmişiz. 14.50'de kalkacakmış. Gidip bakalım. Yolda denemeyle uğraşacağım arkadaşlar. Az kaldı. Onu da bitireceğim. Ha, bavulumla ne kadar uyumluyum gibi. İneceğiz şimdi. Trenim. Arkadaşlar şimdi biz bir geldik. Ben bir saat uyudum. Çok yorgundum. Çünkü hala yorgun hissediyorum ama. Şöyle bir şey oldu. Ben Yağmur'a yine bir romance sentence yapıyordum. Yap. Sana deniz masa taklidi yapıyor. Ölürsem kabrime gelme istemem. Vallahi gelmeyeceğim. Tamam vallahi gel. Bozuldu ya. Baya bozuldu gibime geliyor. Ben ölürsem öyle... Ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme istemem. Gençlik işte böyle abi. Gelmeyeceğim kardeşim. Sana söz veriyorum, ölürsen kabrine gelmeyeceğim. Ölürsem kabrime gelme istemem. Dün aldı toka. Bana hediye etti. Neyse ben arkadaşlar romantikliğimi yaptım. Şöyle durayım. Ha, ışık her yerde çok götürecek. Romantikliğimi yaptım. Yağmur'dan zerre tık yok veya şey böyle çok absürt, hiç yani romantikliğe karşılık verilmeyecek bir tavır ve cevap. Ben de dedim ki Aşk 101 diye kitap yazıyorum arkadaşlar. Yaptığım tüm anlık romantiklikleri not ediyorum. Ve Yaman'ın cevapları da oluyor. Buna göre siz şey gibi, Otis'e bir havasında böyle de dergi gibi olacak. Yok yok, Yaman'la böyle bir şey yapacağım. Kararımı verdim. Kalas zannedecekler beni senin yüzünden. Kalas mı? Estağfurullah sevgilim, ne demek? Ya... Oğlum ne alengirli koridor, baksanız arkadaşlar nereye geldik? Asansöre geldik. Koş bak, koridor böyle. Asansöre bak arkadaşlar, asansörde hologramik görüntü falan dedim ya. Çok fiyakalı burası, çok fiyakalı. Bak izle. Asansörün aynasında dönüyor. Şimdi Yağmur'da Espark'a gideceğiz. Şampuanım yok, şampuan alacağım kendime. Koyacaktım ama unutmuşum. Niye kendine alıyorsun güzelce? Ben şey gibi göz kırpmıyor muyum hasbula? Balaban yeriz diye düşündük. Gitmiştik yani tabii siz. Bakalım. Hadi gel. Tramvay, tram kartımı unutmuşum be arkadaşlar ya. O bir tık üzdü. Gerçekten. O bir tık üzdü arkadaşlar ama yapacak bir şey maalesef yok. Yaman'ın bu da gülücüktü. Otogar bu taraf mıydı yoksa otogar bu şurası taraf... işte. Bak şu sol taraf. Şurası. Şurası otopark. Okay. Geçen sefer geldiğimizde Abdul Cabbar Dabbar orada balaban yemiştik, oraya gidiyoruz arkadaşlar. Biraz nostaljik oldu. Çok uzun zaman önce değildi ama biraz zaman önce oldu işte, yine hatırlayıp evet, anımsıyorum. Şurada Cihan'la burada resmimiz vardı ya. Cihan'a bir foto atayım. Yağmur'un ayakkabısı açıldı. Ve su aldı ya. Burası gördüğümüz ilk ayakkabıcıya girdik. Şimdi bir tane abi bize bir ayakkabı getiriyor, bakalım. İşini atıyor. Son mu kalmış? Bugün aşırı... İşimiz rahat gitmiyor aslında şeyde. Tam abi de. Öyle görünüyor zaten. Senin için zaten ayırdık bunu. Abdüsselam'a geldik. Balaban yediğimiz yer. Sanırım sıra var mı yok mu bilmiyorum. Yağmur'a ayakkabısını aldık. Geldim. Ha şurası boş. Hocam bu hava ne hocam? Ne yaptın havaya hocam? Arkadaşlar bir hava düştü derece. Bakın buhar muhar çıkmaya başladı. Hava çok pis değişti. Ha, biz gelirken iyiydi. Gerçekten iyiydi arkadaşlar. Ya sivitle falan dururdunuz dışarıda da şu an montla bile soğuk oldu. Üşüyoruz. Islanıyoruz da. O yüzden yavaş yavaş otele dönüyoruz. Boza. İçi besmeye. Hazır tamam şu an. Boza. Elif ya baza, tamam baza, baza. Yağmur'a tam önünde istedi bir de. Bir şey değil mi? Kalbim ne kadar temiz. Şişko, o yüzden bozasını aldık. Mide diyor ki hak ettiysem eyvallah canım. Gel karşıya geçelim gel. Koyacağım tabii ki hadisi de. Dikkatli geç. O yüzden Yama boza istediği için şimdi Yağmur'a boza yedirmeye gidiyoruz oradan.
otelimize geçeceğiz. Bugünü biz kapatalım yani. Bugün evet. Boza yedikten sonra tamam artık da finish. Balaban çok güzeldi. Gelirseniz mutlaka yiyin. Gene döndük bir yerlere ama. Yok yok, doğru gidiyoruz. Şurada yurt var işte. Yaman'ın yer yön hemen karıştığı için patates. Otelde bile asansör olduğu tarafa dönmemiyorum. Sürekli sağa dönüyor. Sola dön. İki kere sola döndürdüm, yine sağa dönüyor.